Alevi çalıştayları 2009-2012 yıllar arasında yapılır ve o günden bugüne uygulanan bütün politikaların tamamı Alevi toplumunu bölmek ve askıya etmeye yönelik. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemiyet Başkanlığı da bu anlayışa hizmet etmek için kuruldu. Cemevlerimize cümbüş evi diyenler çok manidar bir şekilde cemevlerimizi Kültür Bakanlığı'na bağladı. Bir yandan Aleviliği folklorik bir öğe olarak görüp Kültür Bakanlığı'na bağlayacaksın. Bir yandan da ibadethanemiz olan cemevlerini devlete gidimli yapıp minaresiz camiye çevireceksin. Oysa Alevilerin talepleri eşit yurttaşlığı beraberinde getiren taleplerdir. Ve Alevi taleplerinin gerçekleşmesi için yıllardır haklı bir mücadele yürütülmektedir. Alevilerin tarih boyunca cemevlerimizin ihtiyaçlarını devlet karşılasın gibi bir talep olmadı. Ya da şimdiye kadar ödenen bedellerin maddi boyutunun olduğu hiç görülmedi. Aksine Aleviler her zaman laikliği savundu ve herkes inancını özgürce yaşasın dedi. Alevilerin sorunlarını çözmek istiyorlarsa ilk başta yapmaları gereken tarihte yapılan Alevi katliamlarıyla yüzleşmeleri, Madımak katillerini göstermelik yargılayan, katillerin avukatlığını yapan bu siyasal iktidardan Alevilerin sorunlarını çözüm getireceğine inanmak çok büyük bir yanılgı. Meselenin özü şu aslında. Siyasal iktidar için Alevilerin sorunları yok. Onlar için Alevinin kendisi sorun. Buradaki niyet Alevilerin sorunlarını ortadan kaldırmak değil, kendi sorunlarını yani Aleviliği ortadan kaldırmak. Bunu da özünden uzaklaşmış, değişmiş, dönüşmüş, asimilasyoncu Alevi kökenli şahısların eliyle gerçekleştirmek. Bu nedenle asimilasyona hizmet eden, politikalara alet olan cemev yöneticilerinin sadece matematik katliamına bakıp Aleviliklerini bir kez daha gözden geçirmeleri ve bunu kıstas alarak kendilerini yeniden tanımlamaları gerektiğini düşünüyorum.